Arkadaşlar merhaba. Bu video türü nedir? Ne amaçla kullanılır ve ne işe yarar? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Çalışma mantığını anlattıktan sonra da Proteus program üzerinden simülasyon ile göstermeye çalışacağım. Röle nedir diyecek olursak, röle üzerinden akım geçtiği zaman çalışan elektromanyetik bir devre elemanıdır. Rölenin içindeki ana temel parçanın biri de bobindir. Elektromanyetik alanı oluşturan parça o kısımdır. Burada da gördüğünüz gibi rölenin içindeki bobin ve rölenin uçları bu şekildedir. Rölenin çalışma mantığına bakacak olursak, devredeki akım yolunda bir buton konulur. Bu buton rölenin içindeki bobin sayesinde oluşturulan elektromanyetik alan sayesinde yönünü değiştirebilir. Bobine akım verildiği zaman anahtarın yönü değişir ve akım başka bir yola geçer. Rölenin çalışma mantığına bakacak olursak, devredeki akım yolunda bir buton konur. Bu butonu rölenin içindeki bobin sayesinde oluşturulan elektromanyetik alan sayesinde yönünü değiştirebilir. Bobine akım verildiği zaman anahtarın yönü değişir ve akım başka bir yola geçer. Bobine verilen akım kesildiği zaman röledeki yay sayesinde anahtar tekrar eski haline geri döner. Burada bobinin iki adet temsili resmi bulunuyor. Bunlardan biri gerilim yokken, diğeri de gerilim uygulandığında. Bobine gerilim uygulanmadığı zaman akım normal kendi yoluna gidiyor. Fakat bobine gerilim uygulandığı zaman, yani bobin bir çekme gücü sağladığı zaman buradaki yol buraya geçiyor. Ve bizim istediğimiz ikinci yola doğru yöneliyor. Bobine gücü kestiğimiz zaman, yani butonu tekrar bastığımız zaman buradaki yay sayesinde yol tekrar eski haline geri dönecektir. Simülasyon üzerine gösterince çok daha iyi anlayacaksınız eğer kafanızda tam oturmadıysa. Vakit kaybetmeden simülasyon üzerine gösterimlere geçelim. Protein simülasyonumuzda iki adet devremiz mevcut. Bu devrede inceleyecek olursak bir tanesinde röle kullanılmış. Diğerinde ise herhangi bir röle yok. Direkt butona bağlanmış. Bundan arasında nasıl bir fark var? Nasıl çalışır? Gelin buradan bir inceleyelim. İlk önce devreleri inceleyecek olursak iki devremizde de 50 voltluk bir güç kaynağımız mevcut. Bir adet de motorumuz var. Bu güç kaynaklarından çıkan akım motorumuzu besleyecek ve motorumuzun çalışmasını sağlayacak. Rölenin olduğu devrede akım yoluna bir röle bağlanmış. Buradan butona bastığımız zaman yönü değişecek ve topraklama sayesinde buton duracaktır. Diğer devre incelediğimiz zaman burada herhangi bir röle yok. Direkt buton bağladık. Bastığımız zaman çalışacak. Diğer bir daha bastığımız zaman ise duracaktır. İlk önce bu devremizi inceleyelim. Biraz daha yakınlaştıralım şöyle. Simülasyonu başlattığımız zaman görüyorsunuz 50 volt güç kaynağımız ile motorumuz çalışıyor. Gayet hiçbir sıkıntı yok. Butona bastığım an gördüğünüz gibi röle yön değiştirdi. Akım topraklama yoluyla başka bir yola gitti. Ve motorumuz durdu. Rölenin genel çalışma mantığı budur. Tekrar basıyorum. Röle tekrar yolunu değiştirdi ve akım motordan tarafa gitti. Bu sefer de motor çalışmaya başladı. Bu şekilde istediğimiz zaman motoru açıp kapatabiliriz. Diğer devre inceleyecek olursak burada 50 voltluk bir güç kaynağımız, bir motorumuz, bir adet de bobinimiz bulunmakta. Burada herhangi bir röle yok. Peki bu şekilde nasıl olacak? Hemen buna da bir bakalım. Gördüğünüz gibi butona bastık, motorumuz çalışıyor. Butonu tekrar bastığımızda motorumuz durdu. Basıyoruz, çalışıyor. Çekiyoruz, duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki biz neden röle kullanıyoruz? Neden röle kullanmak yerine direkt butona bağlamıyoruz veyahut da bir anahtarlama yapmıyoruz? Bunun sebebine gelelim. Dikkat edecek olursak burada 50 voltluk bir güç kaynağı kullanılıyor. Burada ise röleyi beslemek için 12 voltluk bir güç kaynağımız mevcut. Buradaki maksat kablo maliyetinden tasarruf etmek. Yani bakacak olursak 50 voltluk bir gücü taşıyan kablo ile 12 voltluk gücü taşıyan bir kablo aynı maliyette değildir. 50 voltluk kablo daha kalındır. Daha fazla bakır kullanılmıştır. 12 voltluk kablo 50 volta bakaraktan daha incedir. Daha az maliyeti vardır. 50 volt için kullanılan kablo sadece buradan başlıyor, motora geliyor ve tekrar bitiriyor. 12 voltluk devrenin diğer kısmı ise 12 voltluk kablodan oluşuyor. Yani ucuz maliyette olan kablodan. Buradaki devreye baktığımız zaman buradaki devre komple 50 voltu taşıyan kablodan kullanılıyor. Yani maliyet olarak
Buraya bir röre bağladığımız zaman buradaki kablolardan büyük oranda tasarruf ediyoruz. Şöyle düşünün. Siz bir ofisinizdesiniz ve buradaki motoru ofisinizden elle, manuel ile kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Ofisiniz burada. Buraya bir röre korsanız ofisinizden buton ile arasındaki olan maliyeti yarı yarıya neredeyse daha fazla yarı yarıya düşüreceksiniz. Eğer röre kullanmazsanız 50 voltluk kablo ile ofisinize kablo çekeceksiniz. Maliyet neredeyse 2 katı fiyatında artacak. Devreleri de gösterdiğimize göre slaytımıza geri dönelim. Neden röre kullanırız? Röreleri neden kullandığımızı devreleri gösterirken de söylemiştik. Fakat burada da bir kere daha üstünden geçelim. Röre kullanmamızın iki sebebi var. Uzaktan kontrol edebilmemiz ve otomatik kontrol edebiliyor olmamız. Yani düşünün. Ofisinizdesiniz. O motoru durdurup çalıştırmak istiyorsunuz ve bunu elle yapmak istiyorsunuz. Yani ne yapacaksınız? Kablo çekeceksiniz. Eğer röleye bağlarsanız ucuz maliyetli kablo ile bu işi yapacaksınız. Örnek verecek olursak yüksek akımla çalışan bir motorumuz var ve bu motoru uzaktaki ofisimize bir düzene kurup istediğimiz zaman durdurmak istiyoruz. Eğer röle kullanmazsak uzaktaki ofisimize kalın ve pahalı olan yüksek akım taşıyan motor kabloları getirip bir anahtar yapıp sistemi kurmamız gerekiyor. Ama röle kullanırsak sadece röledeki bobini çalıştıracak kadar akım taşıyan ince ve ucuz kablo ile ofisimizi bir düzene kurabiliriz. Bu şekilde daha az maliyet ile işimizi görmüş oluyoruz. Rölenin kullanım amacı budur. Videomuz bu kadar. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.